Ebru Gündeş, Rıza Zarrab. Serene de baksana. Penceresinde bazı gelişmeler var. Arkadaşlarım her ne kadar ya son dakika haberleriyle... Ayrılmış. Bu da önemli bir magazin haberi. Şimdi peki, ben inceleyeceğim. Ne olmuş Serhan? Neden ayrıldığına bakacağım. Söyleyebileceğimiz bir şeyse tabii ki de ekler ederiz. Söyleyemeyeceğimiz bir şeyse izleyici kendisi, zaten çok güzel şöyle, açıklar kendisi. İzleyicisi. Ciddi bir ilişkisi mi vardı? Önce onu söyle. Ah. Tabii tabii Özay biliyorsun bir yok, sanatçı mı? Söyletin, bir şarkıcı öyle söyleyelim. Şimdi sanatçı demek tabii çok ağır bir şey olur, bir yük olur onun içinde. Bir şarkıcı bir gece kulübünde çıkıyordu. Vallahi ben Seren'le tanıdım Özay Bakır'ı. Şimdi ayrıldıkları iddiası uzun var. Birlikte uzun süredir de beraberlerdi. Fakat yani gerçekten tavafuk oldu. Geçen gün bir arkadaşımla bir şey konuşuyordum. Özay'la alakalı bana bir şey söyledi. Hiç inanmak istemedim. Şimdi bir haber geldi. Ayrılık haberi. Seren ne diyecek o önemli. Eğer benim de benim duyduklarım doğruysa vay başımıza. Sen söyle duydun. Hayır. Merak söyleyecek bir şey olsa zaten söylerim. Al kadar. Söylenemeyecek kadar. Evet. Sercan baş ağrısı sapı gelsin. Başım çatlıyor ya. Başım geliyor felaket baş çatlıyor. Baş ağrısı sapı. Biz de direkt olmaz. Peki bakacağız. Şuraya şey yapsak ya. Var ya acil durumlarda oluyor ya. Ne o şey. İlk yardım dolabı. Bizde şeyle her şey olabilir. Ağız bandı. Ben de söyleyeyim. Baş ağrısı hapı. Hepsi lazım bize. Hadi sen. Peki şimdi bu iddialar doğrulanacak mı? Ne gelecek bu cepheden? Onu beklerken bir taraftan bak işte biz... onlar. Anladım. Çok da yakışan bir çiftti. Yani ben şu anda tabii bu durum neden böyle gerçekleşti bilmiyorum ama bu arada TT olmuş, doğru mu Seren Serengil? Evet, evet işte ondan dolayı. Twitter'da TT açıklama da yaptı kendisi. Seren Serengil açıklaması neymiş? Baksın Bilal hemen versene. Sen ne diye sabından yapmışsın onu. Tamam. Ayrılığı doğrulayan ayrılığı kendi doğruladı ağzından. Ama nedenini yazdım. O önemli. Sercan ona da bakalım bir yandan. Ama şey evet ayrılığı doğruladıysa geçmiş olsun. Tamam biz bir taraftan o paylaşımı bulalım. Biliyorsun onlar detayları verdi. Okuyalım. İzleyicilerimize de sıcak sıcak aktaralım mı son dakika bilgisini? Özay Bakır milli eniştemiz. Özay Bakır ayrılmışlar. Dün de Seren bir açıklama yapmış. Diyor ki bir takım şeyler geldi kulağıma. Duydum. Seren Serengil'deyiz arkadaşlar. Onun görüntüsünü KJS'ye evet verebilirsiniz. Duydum. Karışıklı olmasın. Araştırmaya gerek bile duymadım. Dur bir saniye. Sevgilimle ilgili bir şeyler duydum. Evet. Ama araştırmaya gerek duymadım. Duymadım. Şimdi ekranda belki verirler yazıyı. Allah Allah bu ne demek? Bir vermezlerse bile ben şuradan hemen size söyleyeceğim. Yani bu enteresan bir şey demek. Bu ne demek? Evet gerçekten bu enteresan. Diyor ki bakın kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden aslı astarı olup olmadığını araştırma gereği dahi hissetmediğim. Hı-hı. Buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır. Onunla kızmış yollarımı ayırdım. Açıklamayı güvenimin bile sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi her ikimiz için de hayırlı olandır. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim Seren Serengil. Bak yine birini aldı Seren bir yere getirdi yine kazık yedi ben sana söyleyeyim. Niye böyle oluyor hep Seren? Hep böyle oluyor bu kadın bak çok iyi kalpli olduğundan oluyor. Oysa ki kendi de çok güzel. Ben de kalbinin çok güzel olduğuna inanıyorum. Bak Seren hiç iyi günde bulma. Seren'i kötü gününde bulursun yanında. Bak sana yemin ediyorum. Ben Seren Serengil'i hiç tanımam. Ben ağladığımda tek yanımda olan kişiydi Seren, biliyor bak, musun? Seren dosttur. Dost. Oh öpüyorum onu. O yüzden oluyor bunlar. İnsan ama bir türlü yüzü gülmüyor özel hayatında. Nihat i̇şte, Bedircan. İşte çok iyi kalpli olmayacak. Gülsün istiyor insan. Gerçekten çok ben Seren Serengil'i mutlu böyle kalben bak bak bazı insanlar ben de öyleyim mesela. Hayatımızın ekseni haline getiriyoruz. Abartıyoruz. Aslında biraz ilişkide bencil olmak lazım. O bencilliği başaramıyoruz. Onun mutluluğunu kendi mutluluğumuz gibi gördüğümüz sonra için hayatın eksenine koy. Sonra ne olacak? Sonra haddinden fazla değer verdiği için kendisini karşıdaki başka bir yere konumlandırıyor. Bravo. Ulan ben neymişim diyor. Bak Seren Serengil beni böyle bu hale getirdi. Nihat Doğan beni bu hale getirdi. Nihat Doğan'a bak. Bana bravo. 7-24 en güzel yerlerde yiyoruz. En güzel en güzellerini. Bundan sonra kendini başka bir ajandaları oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Biz de kusura bakma abi 40 yaşına geldik artık. Bu zaten kimseye merdiven olmam ben. Kimseye merdiven olmam. Seren de kimseye merdiven olmaz. Tamam mı? Sen eğer kendini bize adarsan, sen kendini bana adarsan, tamam mı? Canımla kanımla ben zaten seni satmam. Niye satayım seni ya? Kadınımsın. Satmam. Ömrümün son nefesine kadar bakarım ama sen böyle biraz ilgi gördün, alaka gördün diye farklı işlere girip, farklı yerlere girip de farklı ajandaları açıp da dur ben Nihat'ı merdiven olarak kullanayım. Yok bu dizide nasıl oynarım, şurada nasıl oynarım, acaba bir programda sunuculuk yapar mıyım, yok bir albüm yapsam acaba nasıl şöhret olur muyum bilmem ne. Farklı ajandan varsa kendi ajandanı kendin çözersin. Anladım. Kendi ajandanı kendi. Seren de öyle. Ünlü insanlara bunun için Seren mi öyle yaklaşıyorlar? Tabii çocuk şimdi ben tanımıyorum. İşte bir cennet ilk defa duyuyorum. Çocuk tabii da öyle. İlk defa yola çıkmış. Seren Serengil'de çok
Çok önemli bir magazinel figürdür Seren. Bir de lütuf yani sen Seren'le berabersin. Ben oradan Seren'e basarım. Seren aptal mı ya? Pardon. Seren, bu Özay'ın, Mezan bunların yürüdüğü yollarda Seren'in ayak izleri var ha. Kusura bakmasınlar yani. Ama bir şey diyeceğim yani. Seren Serengi de çok kıymetli bir şey benzemiyor. Bizi falan çok aptal falan zannediyorlar biliyor musun Bircan? Biz böyle sanırım. Verici olduğumuz için tamam. Evet, evet. Vericilik derken şey gibi yani ne derler. Bir anaçlık, bir anaç ruh olur ya böyle. Doğru. Hayatın merkezine koyuyorsun merkezine. Enayi sanıyor ama o. O da aa enayiye bak diyor bulduk diyor. Biz herhalde deli divane aşık. Tabii. Bak ben bir de Allah'a aşığım ha. Benim hayatta vazgeçemeyeceğim bir anamdır. Anamdan başka kralından vazgeçerim. Bak kralından vazgeçerim kralından. Bir öyle deli divane olurken tertemiz sırtımı dönerim dengesini bozarım onun. Aa bu deli divane olan adam ne oldu bir kere aramıyorlar. Denge ben anlatamadım kimse. Bak kralla bak. Kralların diyorum bak enferiştahını getir. Dünyanın sahibi kadını getir. Bir dakikada ilerlerim. Bir dakikada. İşte sanırım Seren de aynı şey. Bir dakikada kuruşu bozdurur, duruşu bozdurmam. Kardeş ilerlerim bakarım arkama. Ya bir git ya. Gerçekten ya ciddi bir şey konuşalım. Hemen ilerlerim. Seren de ilerler. Kimse kusura bakmasın. İlerlemiş Seren de. İyi de yapmış. Kulağına gelen şeylerden merdiven dolayı. Merdiven başka ajanda olmaz. Başka bir hesap kitap olmasın diyorsun. Başka ajanda bak. Çok bizim... da kıymet vermişe benzemiyor. Çünkü diyor ki araştırma gereği bile duymadan. Şimdi ben senin çünkü öyle şeyler duyarsın ki araştırma gereği bile duymazsın. Yani seni aldatmış dersin. Kıymetli bir ilişki şartsın. Bakarsın aldattım aldatmadım. Öyle mi dersin bir sorarsın yani. Ama, yapmamış. Ama başka bir şey duyduysa o kadar midesi belki bulanmıştır ki istememiştir. Peki belki. Senin duyduğun bildiğin şey de öyle hiç sorulmayacak bir şey mi yani mesela? Ben hemen de duysam, ben de böyle oradan bir şey duysam. Sormaz mısın? Bence kibarlık yapıyor Seren. Bence ona ispatladılar. Yapma ya. Evet. Seren şu an kibarlık yapıyor. Özay'ı incitmiyor bak hala. Şey söyleyeceğim. Yani... Özay Bakır Kurtlar sofrasına hoş geldin canım. Hala seni incitmiyor ben sana söyleyeyim. Yoksa incitse bak, neler olur? Abicim tekrar ediyorum ben Seren'le de bu konuyu konuşma gereksinimi de hissetmiyorum. Tamam mı? Maalesef yanlış tercihler. Ondan sonra... Sen de biliyorsun ya, değil mi ne diyorsun? Ya odur kardeşim ya gitti adam. Şimdi Seren'de ilgiye ihtiyaç... Her kadın ilgi ister. Evet evet evet. Tamam bir de Seren genç yaşta bu sektöre atılmış. Babasını da Allah gani gani rahmet eylesin kaybetmiş tamam mı? Onun abisi de yok herhalde başında. Yok Seren tek çocuk. Tamam tek başına ayakta. Bir annesi var. Demek ki bir sevgiye ihtiyacı var. Sevgi açlığı çekiyor. Sevgi açlığı çeken insanlarda ben de öyleyim mesela. Kimin sevgiye ihtiyacı ben de öyleyim yok? Bizim daha sevinelim. Biraz daha fazla var. Bak bizim öyle biraz mi? Daha. Çünkü niye biliyor musun? Senin de baban yok. Ben 13 yaşında sokağa çıktım abi. Ben 13 yaşında hayata atıldım. Ben anneme herkes şimdi 13 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşında çocuk şimdi annesinin dizi dibinde. Ben 13 yaşında, 14 yaşında Almanya'ya gittim ben. 14 yaşında Almanya, gurbet elde bir sene kaldım aileme bakmak için. Hadi ekran başı 13 yaşında çocuğunu bakkala gönder. Gönder bakayım bakkala. 500 metre bakkala gönderemiyorsun. 13 yaşında Almanya'ya gittim ben. Başında anne yok, baba yok, abi yok, kardeş yok. Sevgi açlığı çekiyorsun. O zaman senin saçını biraz okşayana hemen kapılıyorsun, ilerliyorsun. Ondan sonra anladın mı? Seren'de de o sıkıntı var. Böyle biraz başını okşayana, ona çok biraz haklısın, gülerek, vicdanlı böyle yaklaşana, ah canım çayını getirene, böyle saçını şöyle sarılana hemen o işte dezavantaja dönüyor. Ama sizin canın dedikleriniz canım çıksın diyor, hiç acımıyor. Hayır, yolunda oluyorlar. Yolunda adanmış bir hayat yok. Adam sahtelik var, ikiyüzlülük var, riyakarlık var. Bu dünyayı ayı getirsen versen güneşi ister. Doğru. Güneşi getirsen versen kardeş bütün gezegeni ister. Neptün'ü, Platün'ü, Mars'ı ister. Mars'ı getirsen versen arş-ı alemi ister. İster de ister. Anladın mı? Öyle peki. Olmaz. Yemez. Nasıl olacak Nihat hayvan peki terli. Bu iş? Başka ajanda yok. Tek ajanda bize ait olacak. Kendini bize adayacak. Başka ajandalar olmayacak. Ona göre duyurur. Anladın mı? Başka ajanda olursa evladım bizim gemimiz her türlü giniyor. Bu gemiden inen bir daha bu gemiye binemez. Bak ben de onu boşadığım kadına topuna dahi bakmam. Benden uzak olsun Mısır'a sultan olsun. Ben kimseye merdiven olmam. Seren de merdiven olmaz. Nasıl anlayacaksınız tamam peki sizi anlarız. Kullanmak için bak, mi geliyor? Anlasanız evlenmiş olurdunuz şimdi. Çoluğa çocuğa karıştırdınız. Az önce Bircan'la ne diyeceksiniz? Mehmet anlamamışsınız. Az önce Bircan yok. İtiraf et. Hayır. Anlamıyorsunuz demek. Kavun mu bu ilk bakışta anlayasın? Zamanla anlıyorsun işte. Zamanla bizim bak bizim elimiz uzundur. Bizim elimiz çok uzundur. Ne bizim elimiz lan? Şöyle bir metre görünür. Hı. Bizim elimiz 1000 metredir. Bizim kulaklarımız çok büyük kulaktır. Aslında küçük de kulağım var. Küçüktür. Ama çok büyüktür. Şimdi yiyecek ama bize. Sen bize gelir. Seren'e gelir. Bircan'la gelir. Bak gelir her şey gelir bize. Tamam mı? O yüzden sen kendi kendine farklı bir dosya, farklı bir ajanda koymuşsan çıkar menfaat eksenli birilerini kendine merdiven yapmışsan merdiveni kökten kırar paramparça ederiz.
Seren dedi. Seren almış çocuktan tutmuş etmiş getirmiş. Ondan sonra sen kendi farklı iş yere girmişsen bir tane gay musallat olmuş. Ne musallat olmuş? Nasıl musallat olabilir çocuğa? Kim kime musallat bir eşcinsel olmuş? Öyle biri yazmış olmuş. İşte. Ya Bircan söyledi şimdi yani. Kime? Anlayamadım ben. Özay'a yani Özay'ın hayatın yani Özay'a bir eşcinselin musallat olduğunu, onu rahatsız ettiğini falan yazıyor şimdi izleyicilerimiz. Tabii biz şu anda canlı yayındayız. Tam konsantre olamıyorum. Birilerinin ilişkilerine de bakamıyorum ama böyle dedikodular da var. Böyle bir şey varsa da yani hayvan dediğin gibi terli. Ama böyle ya bir musallattan canım başka bir şey söyleyeceğim. Eski sevgilisinin ne kabahati var? Hani eski İzeli hatırlıyorsun değil mi İzeli? Bizim İzeli'nin de bir aşık olmuştu. Çocuk sonra o da şey çıktı. Çocuk Nişantaşı'nda gazetecileri çağırmıştı İzeli falan. Yani kendine bak. Senin de hatırlaman bunu şu an. Ben, bak ben hep onu söylüyorum. Ben şeytanın izini bulmuş yattığı yeri arıyorum. Seni çok özleyeceğim. Bak ben şeytanın izini bulmuş yattığı yeri arıyorum. Tamam mı? O yüzden Seren de öyle. Seren çok mülayim. Çok. Değil mi? Diyorsun ki kafasına vur ağzından ekmeğini al. Öyle sanırsın. Seren gibi kültürlü iki tane adam yok ha. Bu astrolojilerin içinde. Doğru, bir de çok vicdanlı. İki tane kültürlü kadın yok. Yemişim kültürü vicdanı da benim için çok önemli. Yani. O yüzden Özay Seren'e yanlış yaptın, bize yanlış yaptın. Demektir mevzular bu. Mevzular derin. Evet. Peki şimdi gündemin çok önemli bir başka magazin haberiyle devam bundan edeceğiz. Bundan sonra aşkta bencil olacağım Bircan'cığım. Bir şarkıya başla bencil size... Aşkta bencil olunacak. Evet çok bencil haklısın. Olunacak. Aşkta aradığınızı bulun bencil inşallah. Olunacak. Bence bana göre aşk Nihat zaten. Doğan evet. Ve Seren Serengil. Aşkta aradığınızı bulun, mutlu olun. İnşallah diyoruz. Aşkı kendin mutlu olduğun için yaşarsın. Bencil ol, sen fıtratını anlayamamışsın. Kusura bakma. Ben artık aşkı fıtratını şu anda anlıyorsun ben sen. Ben artık değiştim. Aşk ben varsa bencilliktir o. Başka artık, taraf mutlu olsun diye aşık olmuyorsun. Görünce onu mutlu etmek istiyorsun ama. Ama geçiksen seviyorsan. Olsa ay seni ben nasıl ben. Öyle değil mi ya? Hadi gerçekten öyle. Hay öyle bir şey yok. Hiçbir konuda anlaşamadığımız gibi. Bundan sonra ben ilgi bekleyeceğim. Bundan sonra ben şımartılmak isteneceğim. Nihat'cığım şu anda kapından izleyen var bu yağmurda. Herkes ilgi için sana. Duyurulur. Ben bakacağım. Bundan sonra ilgi manyağı yapsınlar beni. Bundan sonra her şeyi ben yapacağım. Kesinlikle çok haklısın. Otursunlar. Hangi konuya geçeceğimizi bilmiyorum ama yarın kar geliyor onu söyleyeyim. Geliyor mu? Çok sıkıntı var. Yarın çarşamba sokağa çıkarken lütfen hangi konuya geçiyoruz? Bundan sonra aşkta bencil olacağım. Ben ilgi bekleyeceğim. Ben sevgi istiyorum. Bekleyeceğim. Ben şefkat bekleyeceğim. Ben sürprizler bekleyeceğim. Ben hediyeler bekleyeceğim. Şimdi Nihat'a ulaşmak isteyenler sosyal medyasından lütfen ulaşsınlar.